Siz e, 8 sene görme engelli çocuklarla birlikte yatılı okulda e, okumuşsunuz. Doğru. Ve inanılmaz yaramazmışsınız doğru. Metin Bey. Hatta lakabınız tek dişmiş. Evet aynen öyle. <laughs> bu nereden geliyor bu yaramazlık? Ya size? hiç bilmiyorum onu ama bu yaramazlık bana çok şey kattı. Böyle ben... unutamadığınız bir anınız var mı? Ya olmaz mı Allah aşkına hayatımda benim... Beni kadar ya benim düştüğüm foseptik kuyuları böyle bu kanalizasyon kuyuları şunlar bunlar şimdi o kadar bir de benim yaramazlığım benden başka çevreme de çok e zayiat verdi. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> o yüzden <laughs> yani e, sürekli yara bereliydim bir kere. Yani şu anda bile mesela kafamın saçlarımın arasını aradı, araştırdığımızda böyle bayağı küçük kellikler vardır. Hep iyileşmeyen iyileşse de orada artık saç bitmemiş yani kafam kafadan darbeliyim lafı benim için çok geçerli. <laughs> o tek dişlik lakabı da benim çocukken şurada böyle dişlerim buralar hep kırıktı. Çok düşüyordum. Ben yani çıkıyordu çocukken düşüyorsun çıkıyor ama bir müddet artık ergenliğe doğru oralarda böyle yavaş diş çıkmaya başladı. Şurada da çok böyle bir dişim ucu sivriydi böyle ve buraların boştu. O sivri diş orada kalırdı böyle. Çok sivriydi ama böyle ucu neredeyse çivi gibiydi kızdığım zaman böyle birilerini onu ısırırdım ben onları. <laughs> ama bu tek diş takabı da oradan kalırdı. Hafif yani. bir vampirlik varmış yani. Hafif yani, var bir vampirlik. Ha, yarım var. vampir. Tek, tek yani, diş olunca fazla zarar yani, vermeyen vampir. Savunma mekanizmam sağlandı ya. Yani. Eyvallah Metin kardeş. E, evet belli bir dönem e, engelli çocuklarla okudun ama lise ve üniversitede engelli olmayan arkadaşlarınla <laughs> evet, evet, okudun. Evet, evet. Şimdi oradan oraya geçtiğinde bunun zorluğunu hissettin mi? Ya da çok kolay adapte olabildin mi? Çünkü bir taraftan senin hayatın bir sürü insana da örnek oluyor. Şimdi şöyle orada aslında ben ortaokulda başladım o geçişe. Şöyle söyleyelim. Benim yaramazlığımdan bahsettik. Ama böyle çok da çalışkan olduğumu da anlatan küçük bir açıklama yapmam lazım. Evet ben, ekleyelim bunu. Ben ilkokulda iki kere sınıf atladım. Bir kere Aa. ikiden üçe. Bir kere de dörtten beşe. Yaramazdım ama e, çok akıllı bir yaramazdım. Zaten genelde hiperaktif çocuklar e, Ben de o, o oradan kaynaklanıyordu. Oluyorlar. Ve e, ilkokulda bitirdikten sonra orta bir ve orta ikide... Orta birin e, Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nin karma eğitimine başladık. Yine körler okulunda kalıyordum. Ama gündüz o Behçet Kemal'de normal gören öğrencilerle okumaya gidiyordum. Orta ikiyi de... Büyükçekmece Lisesi'nde yatılı okudum. Orada da e, yine gören öğrenciler arasında eğitime devam ettim. Sonra bir lisede. De... Tabii tabii. Şimdi orada şöyle şeyler oluyor tabii. Yani kendi kabının dışına çıkıyorsun. E i̇şte kendi özel eğitimindeki öğretmenlerin dışına yani orada herkes herkesi anlarken bir sınıfa giriyorsun. At, atıyorum 50 çocuksan sen bir tanesin. Sen o 49'a uyuyorsun. O 49 sana uymuyor. Yani. Dolayısıyla işte bütün notları takip etmek, almak, çalışmak o kitapla. Çünkü ilkokulda kendi kitaplarımız vardı. Bizim sonraki kitaplarımız ortaokul, lise, üniversite hiç öyle kitaplarımız yoktu. E, baskılı, kabartma kitaplar yoktu. Biz hepsini ya teybe okuturduk, kasetlere okuturdum ben. Ya işte aldığım notlarla, öğretmenlerin dersi anlattığı notlarla. Veya özel çabalarım işte neyse ne yetiyorsa onlarla takip ediyorduk sınıftaki durumumuzu. Dolayısıyla zordu ama... Bir daha söylüyorum bütün o zorluklar benim gücüm mü onlar yaratmış. Dolayısıyla çok erken kalkardım mesela saat 5'te kalkardım. Her gün okula 9.0'da derse gideceğim. lise ve üniversitede artık yatılı olmadığım için evden gidiyordum. Ve her gün 5'te kalkardım. O günün ezberini tekrar ederdim. O günün çalışacağım imtihanım varsa işte tekrar kasetleri dinlerdim, notlarımı okurdum ve e, sınıfta da tek olduğum için diğerleri görüyor. Ben 49 kişi 50 kişinin içinde biriyim, bir kişiyim. Orada küçük düşmemem lazım duygusuyla hareket ederdim. O duygu devamlı beni çalışmaya iterdi. E, dikkati başarısızlığımla çek, çekip öğretmenlerin bana merhamet ederek not vermesine değil, kendi başarımla hak ederek almaya çok odaklıydım. Peki ee, hemen bunu bir soruyla tamamlayayım. Ben e, hayatım boyunca e, yani daha doğrusu 30 yaşına kadar çok yoğun karikatür çizdim. Hı -hı. E, okula giderken Gördüm, bir taraftan... Gördüm diyeceğim da... güleceksiniz diye de <laughs> <ne> diyemiyorum. <laughs> o karikatür e, dergilerinde, Gırgır e, Gır dergisine karikatür çizerken sabahlardık. Sabahladığım için de e, öğretmenlerim de biliyorlar tabii benim karikatür çizdiğimi. E, hafiften bir torpil geçerlerdi bana. E, o uykusuz kaldığımı anladıkları anda ya Hasan hadi şu arka sıraya geç de birazcık sen kestiriver derlerdi. Evet. Peki e, bütün bunlara rağmen e, yani sen bu kadar güçlü bir e, çocuktun ama öğretmenlerin de ufak da ...olsa bir torpil geçmiyor muydu? Matematik dersinde öyle bir şeyi ben talep ediyordum zaten. Çünkü modern matematik diye bir matematik görülüyordu. Çok geometrikti o. Ve çok şekillere dayalıydı. Hmm. Yani çizime dayalı çok. O çizime dayalı da tamamen görsele dönüştürüyor seni. O modern matematikte bana normal sayısal matematik torpil yapılıyordu. Eyvallah. Yani ben oradan biraz muaf tutturuyordum kendimi çünkü onun bizde karşılığı yok yani bende. Dolayısıyla orada da beni hani yine torpili yine dersimi ders olarak tamamlıyordum ama işte oradaki geometrik modern matematikten değil sayısal matematikten ödevler alıyordum. Öyle. Peki Ar zaman... Arada bir de kopya çekiyordum oluyordu bir